Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın'ın hayatı boşandığı eski eşinin ölüm tehditleriyle adeta kabusa dönüştü. 10 ay önce boşandığı eşinin halen kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Aydın, eski eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor. Öldürmem beklenmesin diyerek sesini duyurmaya çalışan Aydın, 3,5 yıldır yaşadığı kabusun sona ermesi için yetkililerden yardım bekliyor. Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın, 4 aylık evli kaldığı GZ'den ziynet eşyalarını ve paralarını internette bir bahis sitesinde kaybettiği gerekçesiyle boşandığını ve boşandıktan sonra eski eşinden ölüm tehditleri aldığını kaydetti. Sürekli arkanıza bakmak zorundasınız. Bu çok kötü bir durum. Yani hiçbir insanın, yani kadın erkek hiç fark etmez. Hiçbir insanın bunu yaşamaya hakkı yok. Yani bunu yaşatmaya hakkı yok. 10 ay süren boşanma işlemlerinin ardından 3,5 yıldır eski eşinden ölüm tehditleri aldığını ifade eden Vehbiye Aydın, eski eş kurbanı olmak istemiyorum diyerek elektronik kelepçe istedi ya da eski eşinin tutuklanmasını talep etti. Sosyal medyada benim adıma ve benim resimlerimle hesaplar açarak, benim resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı. Aileme ve akrabalarıma sürekli sosyal medya üzerinden Vehbiye ile vedalaşın, onun yakında ölüm haberini alacaksınız mesajları gönderdi. İş yerinde sürekli iki tane santral telefonumuz var. Birini arayıp diğerini kapatıyor sürekli. Bu şekilde giderse işimden olmak durumunda kalacağım ve ben hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım. Eski eşinin kendisine olduğu gibi yakınlarına da tehdit içeren mesajlar attığına değinen Aydın, dışarıya çıkarken ölüm korkusu yaşadığını belirterek artık bu kabusa bir son verilmesini istiyor. Yani televizyonda çıkan diğer haberlerdeki kadınlar gibi eski eş kurbanı olmak istemiyorum. Yeni bir hayat kurma isteğimi, bu yönde bir adım attığımı öğrendiğinde daha da şiddetini arttırdı. Sürekli ölümlü tehdit mesajları alıyorum. Kendi kullanmış olduğu telefon numarasından alıyorum bu mesajları. Avukat Latif Orçun Anlak, müvekkilinin mücadelesine 3,5 yıl önce başladıklarını belirterek, şiddet eğiliminde olan eski kocanın zaman zaman Vehbiye Aydın'a fiziksel şiddet uyguladığını da kaydetti. Anlak şikayetlerinin birinde GZ'nin para cezası aldığını ve bunun da taksitlendirilmesini eleştirdi. Latif Orçun Anlak, elektronik kelepçe için başvuruda bulunduklarını da söyledi. Eğer bir elektronik kelepçe Vehbiye Hanım için de şu an uygulanma şansı olsa, Vehbiye Hanım çok daha rahat edecek. Çünkü o sistem şüpheli size 600 metre yaklaştığı zaman bir mesaj atıyor. Diyor ki 600 metre sana yaklaştı, dikkatli ol. Yani biz bu tarz önlemlerle bu şekilde zulüm gören kadınların daha rahat hareket edebilmesine, en azından markete, işine veya sosyal hayatına devam edebilmesine devamlılığını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evlenmek zor, boşanmak çok zor. Boşandıktan sonra bu hayatı devam ettirmek hepsinden daha zor.